Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni bir çeyiz videosuyla yine karşınızdayım. Evim için neler aldım? Sizlere de fikir olsun diye biliyorsunuz ki bu videoyu çekiyorum. Videoları çekiyorum daha doğrusu. Şimdi başlayalım isterseniz. Neden çekiyorsun? Gerekli mi? İnsanları tüketime sevk ediyorsun diye bir mesajlar ya da düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Ama ben şöyle düşünüyorum. İnsanlara öneride bulunmak lazım ve doğru ve mantıklı önerilerde bulunmak lazım. Çünkü ben de bu süreçte yeni başladım ve yeni başladığım için de sizler gibi video izleyerek alıyorum açıkçası. Hani kullanıcı yorumları, elde tutumu, hadi ürünlerin görünüşü, yorumları bunlar çok önemsiyorum bunlar. Çünkü alacakken ben bir şey alırsam hani uzun süreli ve gerçekten kullanışlı ürünler almayı istiyorum. O yüzden de yani bu videoları çekmek istedim. Yani inşallah da size de faydalı oluyordur. İlk ürünüm şeyden neydi bu markanın adı? Portland'ın. Şöyle göstereyim. Portland'ın Mihrimah serisi. Biliyorsunuz ki Portland özel üretimler de yapıyor. Hani özel koleksiyoner ürünler üretiyor ve o ürünlerden birisi de tabii ki Mihrimah serisinin ürünleri. Ben de bu seriyi çok seviyorum, Mihrimah serisini. Diğerlerine nazaran daha hoş, daha zarif. Bunu da açıkçası damat kahve fincanı olarak düşündüm. Ama hani koleksiyon ve bu markayı düşündüm. Gerçekten Mihrimah serisi, yani bilmiyorum, evinize alacağınız ürünleri lütfen ya da çeyizinize alacağınız ürünleri tavsiyem şudur ki çok desenli, karışık desenli, ileriki zamanlarda değişecek moda olan, günlükte moda olan ürünleri tercih etmeyin derim. Çünkü ne zaman evleneceğiniz belli değilse ileri zamanlarda sıkılabilirsiniz ya da beğenmeyebilirsiniz, israfa yol açabilirsiniz. Benim tavsiyem daha düz, sade modeller seçmeniz, daha özgün. Yani Osmanlı'daki hani bu tarz ürünler çok şey olmuyor, nasıl söyleyeyim, modası geçmiyor. Geçmediği için de tercih edilebilecek ürünler arasına giriyor. Ben size böyle bu şekilde tavsiye edebilirim. Pollanta giderseniz Mihrimah serisine gerçekten bakın ya da oradaki bütün serilere, koleksiyonlara bakabilirsiniz. İlk ürünüm bu şekilde ikili bir kahve fincan takımı. Dediğim gibi bunu damat kahvesi olarak da düşünmek istiyorum. Buraları altın kaplama. Çok özel bir ürün. Yani ben aldığımda açıkçası tek bir tane vardı, o da buydu. Yani ben gittiğimde bir tane, başka da yoktu. Başka seri hani yerlerde bulabilirsiniz ya da Portland'ın online sitesinde de bulabilirsiniz. Size bir güzel bir tavsiye olur. Bu iki kişilik bir seri. Bunu da altılayabilirsiniz. Ben gerek duymadım. İki kişilik yeter. Bunu 217 TL'ye aldım. 216,50 yazıyor ama ben hani 217 diyelim aldım. İki kişilik yeter çünkü bu özel olsun istedim yani. Çok da fazlasına gerek yok. Belki altılıya da bilirim. Mihrimah serisinin daha farklı çeşitleri de var. Şöyle tepsisi var Mihrimah serisinin. Aslında bunu da damat kahve şeyi olarak alabilirim ya, tepsisi. Bunun bu şekilde kahve yanı su bardağı da var. Şöyle lokumluğu var. Aslında şu da çok güzelmiş. Şöyle tabakları. İkram tabakları. Yani çok güzel. Ben çok seviyorum bu tarz ürünleri. Yani eski ve özgün ürünleri seviyorum. İkinci ürünümüz koleksiyondan bir parça. Ve koleksiyon ürünlerine bayılıyorum açıkçası. Çok güzel, çok özgün tasarımları var. Bu üründe Faruk Malhan'a ait bir çizim. Faruk Malhan'a ait bir ürün. Üretilmiş. Onun çizimi, tasarım bir ürün açıkçası bu da. Bu şekilde sufi mi? Buna ne deniyordu? Bu takımın ismi. Şurada yazıyordur. İsmini unuttum ya.
Sufi Türk kahvesi fincanı altılı seti. Bu da yine altın kaplama. Şöyle. Belki bunu da kullanabilirim damat kahvesi fincanında. Sizce hangisini kullanayım? Portland mı yoksa koleksiyonu mu kullanayım? Gerçekten bunu 6 kişilik aldım. Çünkü tek 2 kişilik satılmıyordu. Satılsa dahi bunu altılardım. Çünkü gerçekten çok güzel bir ürün. Açıkçası ben bunu 600 gibi bir rakama aldım. Verilir mi derseniz, çok az fincan takımı alacağım için verilir diyorum. Ben fincan takımını doldurmanın saçma olduğunu düşünüyorum. Böyle 15-20, yani 3-4 tane kahve fincanı takımına hiç gerek yok. 2 tane kahve fincanı takımı yeterlidir benim için. Belki evlendikten sonra daha farklı seçimler, daha farklı ürünler tercih edebilirim, beğenebilirim. Yani alırken de şimdi daha kaliteli olmasına dikkat ediyorum. Diğer bir ürün de Diaz damatın. Aslında bu çeyizmi damat bohçasına koyacaktım. Ben Vakko'nun bu kemer takımını beğeniyordum. Ama işte nişanlık için şey aldığımızda, takım elbise aldığımızda bir rakamı doldurmamız gerekiyordu. Ve ben de bunu da alayım dedim. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ama şöyle bir durum da var ki, eğer ki maddi imkanlar el verirse yine de o Vakko'daki şeyi almak istiyorum. Kemer takımını almak istiyorum. Şimdi buna geçelim. Diyes damatın size damat bohçası oluşturacakları da güzel bir fikir olabilir. Şöyle şu şekilde. Oops. Şunu şuradan şöyle yapıyorum. Şu şekilde bir ürün var. Kemeri, hemen cüzdanı, deri, %100 deri bir cüzdan, sade, hafif acı kahve deniyor. Orada gözükmüyor rengi ama şöyle görebilirsiniz. Acı bir kahve. Şu da kemeri. Kemerinin şöyle bir özelliği varmış. Biz orada öğrendik. İsterseniz bu taraflı kullanabiliyorsunuz. Yani acı kahve olarak kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de siyah kullanabiliyorsunuz. Şunlar çıkartılabiliyor, yani bu kemerin ucu dönebiliyor ona göre. Diğer şey ise kol düğmeleri. Şöyle Diaz damatın 2 tane siyah kol düğmesi aldık. Aslında bir tane daha almıştık ama o da takım elbisenin üzerinde kaldı. Onu gösteremeyeceğim. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.